أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde sabır başlığı altından devam edeceğiz. Bu başlık altındaki ilk hadisimiz 25 no'lu hadis. İmam Nevevi diyor ki: "Ve an Ebi Malik'in el-Haris ibn-i Asım'in el-Eş'ari." Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den. Radiyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, At-tuhuru şatturul imani. Temizlik, imanın yarısıdır. Kul açısından temizliğin önemini Allah'ın Resulü imanın yarısı ifadesiyle güçlü bir biçimde zihinlere kazımış adeta. Yani ne düşündürüyor bu ifade? Eğer temizlik yoksa sanki imanın yarısı kayıp gibidir. Bir şeyin yarısı kayıp olursa artık kalan yarısından da kişi ne kadar istifade edebilir ki? Dolayısıyla da olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir şeydir anlamında kullanılan bir ifade olsa gerek. At-tuhuru şatrul imani. Temizlik imanın yarısıdır. Müminler temiz olan kimselerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle müminleri temizlikleri dolayısıyla sever. İnna Allaha yuhibbu tevvabine ve yuhibbu mutatahhirin. Hem kötülüklerden, kötü davranışlardan temizlenmeye, tövbe ederek paklanmaya çalışırlar. Hem de bedenlerindeki, ortamlarındaki, yaşadıkları muhitteki her türlü kirden temizlenmeye çalışırlar. Allah Azze ve Celle hem maddi hem manevi olarak temizlenmeye çalışanları bu ayette zikretmiş ve onları sevgisiyle ödüllendirmiştir. İnna Allaha yuhibbu tevvabine ve yuhibbul mutatahhirin. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın sevgisi mümin kullar açısından vazgeçilebilecek, gözden çıkarılabilecek bir şey değildir. Dünyada kul hayat yolunu din üzere zaten Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiden ötürü yürümektedir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي diyor ayette Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak dedirtiyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız peşime düşün, bana tabi olun, bu yolu beraber yürüyelim diye. Dolayısıyla temizlik eşittir Allah'ın sevgisi gibidir müminin gözünde. O kendi kişisel düşkünlükleri, hassasiyetleri vesaire, bunlar bu bahsettiğimiz idealin yanında adeta bir hiç gibidir. Dolayısıyla mümin bunu asla bir kişisel düşkünlük, hassasiyet, erdem vesaire olarak yüceltmez. Müminler temizliği Allah'ın sevgisiyle eşdeğer gördükleri biçimliğiyle ifade ederler. Dolayısıyla onlar açısından bu öyle kişisel bir meyil, bazısında olan bazısında olmayan öyle değil. Müminler açısından temizlik iradi, istekli ve bilinçli bir tercihtir. Dolayısıyla da heveslisi de hevesli olmayanı da, tabiatı buna yatkın olanı da olmayanı da hepsi bunu sahiplenirler. Çünkü Allah'ın sevgisini bununla ilişkilendirmişlerdir. Çünkü iman onlar açısından temizlikten ayrılamayacak kadar onun yarısı gibi ifade edilmiş. Bir elmanın yarısı gibi düşünürseniz temizlik imanın yarısı şeklinde ifade buyurulmuş alimlere rahmet, Allah'ın elçisi tarafından. Hem de nerede? Yani Arap Yarımadası gibi Hicaz mıntıkasında, bölgesinde suyun en az bulunan şey olduğu bir ortamda temizliğin azami ölçüde suyla yapıldığı bir dinin elçisi
rahmeten lil alemin böyle öğretti onlara. Hem günde beş vakit namaz için abdest almayı, hem haftalık en azından bedeni bütünüyle yıkamayı onlara öğreterek hayatı temizlik ekseninde bir noktaya oturttu. O kadar ki müminler artık bununla bilinir oldular. Velhamdülillahi ve Allah'a hamd temle'ul mizana. Mizanı doldurur. Cenab-ı Hakk'a hamd mizanı doldurur. Yani basit bir şey değildir. Aslında hamd bütün ibadetlerin özütüdür, aromasıdır. Bütün ibadetlerin çıkardığınız zaman özetini, sonucunu, nihayetini kulun Cenab-ı Hakk'a hamdından ibarettir. Kulun Rabbine olan övgüsünün ifadesidir. Kulun Rabbine olan taziminin, Allah Azze ve Celle'ye duyduğu saygısının ifadesidir. Dolayısıyla sadece iyiliklere karşılık bir şükür değil, her türlü durumda Rabbin rızasına, hükmüne boyun eğmiş, hiçbir şey beni senden vazgeçiremez. Sana duyduğum sevgiyi ne yaşarsam yaşayayım asla değiştirmem, hiçbir şey beni senden çeldiremez diyen, elhamdülillahi ala kulli halin, her hale hamd eden kimseler. Bu Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, mizanı dolduracak kadar güçlüdür. Dolayısıyla kulun bütün amelleri bunun bir paydasıdır. Savmı, orucu, salatı, namazı, zekatı, verdiği zekatlar, infak ettiği, Allah Azze ve Celle yolunda her şey, malından, zamanından efendim ayırdığı ve Allah Azze ve Celle'ye adandığı her şey aslında kulun Cenab-ı Hakk'a olan hamdinin altını doldurur ve bu mizanda ağır gelecek, kulun mizanını ağırlaştıracak bir şeydir. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Allah'a hamd mizanı doldurur. Kul bu hamdi namazda Allah Azze ve Celle'ye diliyle ifade eder. Kul bu hamdi sokağa çıktığında, ticarethanesinde, iş yerinde, çalıştığı kurumda, her nerede, evinde Allah Azze ve Celle'ye saygısıyla sürdürür. Dolayısıyla hamd kulun sadece lisanına pelsenk ettiği, diline sadece sığdırdığı ama eline, ayağına, bedenine, azalarına yansıtmadığı sadece bir sözden ibaret değildir. Kulun hamdı aslında hayatının tamamını kaplayan, Cenab-ı Hakk'a karşı borçluluğunun, minnetinin ifadesidir. Dolayısıyla bu biçimiyle ve bu kapsamıyla hamd kulun mizanını doldurur. Velhamdülillahi temle'ul mizana. Biz Allah'ın Resulü'nü, Cenab-ı Hakk'a hamdini böyle yaşarken gördük. Bu bütün bileşenleriyle beraber. Dolayısıyla bir kimse kalkıp da sadece elhamdülillah diyerek, bunu sadece diliyle ifade ederek yanı sıra Cenab-ı Hakk'a karşı hamdini yaşayacağı, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği başta namaz olmak üzere bütün araçları hafife alarak yahut önemsemeyerek sadece Allah'a asi olmuş olur. Böyle bir hamd onun mizanını da doldurmaz. Çünkü bu sığ ve hayatta onun hayatına ifadesi olmayan, yansıması olmayan, karşılığı somut bir biçimde yaşanmayan bir hamd olur. Kulun Allah'a hamdını nasıl yaşadığına dair somut bir örnek olmak üzere Cenab-ı Hak elçisini gönderdi. Dolayısıyla sözleri somut karşılığından kopararak başka anlamlar ile başka mecralara çekemeyiz. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beynes semavati vel ard. Kulun Cenab-ı Hakk'ı tesbihi ve kulun Cenab-ı Hakk'a hamd edişi hem lisanıyla hem kalbiyle hem bedeniyle, ki Allah Azze ve Celle'den öğrendiğimiz, Cenab-ı Hakk'ın elçisiyle bize öğrettiği bu tesbihatın hayattaki karşılıkları, demin bahsettiğimiz başta namaz olmak üzere bu meşru vesileler ile kul Rabbini tesbih eder.
kul Rabbine hamd eder. Bunları yaşaması o kadar önemli, o kadar önemli ki kulun, yani insanların hatta tamamının evrende tuttuğu yer, şu üzerinde yaşadığımız gezegenin hatta tuttuğu yer neredeyse basite alınacak, ihmal edilecek büyüklüğüne karşın bu alemin son derece küçük olmasına rağmen kulun Cenab-ı Hakk'a hamdinin Allah Azze ve Celle katındaki büyüklüğünü Resulullah temle'ani ma beynes semavati vel ard, gökleri ve yeri donduracak kadar anlam bakımından önemlidir. Dolayısıyla esas olan büyüklük hacimsel yahut fiziksel değildir. Bunlar meta boyutu, ama anlamsal büyüklük çok daha önemli. O bakımdan kötü anlam yeri göğü nasıl ifsad edecek kadar kötü bir radyasyon etkisi oluşturursa, Cenab-ı Hak dedi ki kaburat kelimeten tahrucu min efvahihim, onların ağızlarından çıkan ama çok büyük bir kelime. Mesela Allah'a oğul isnat etmişler. Korkunç bir kelime. Minik ağızlarından çıkıyor ama gökleri yeri sarsacak. Tekadus semavatu yatafattarna, gökler parçalanarak dağılacak. Ve tenşakkul ardu, yer yarım yarım yarılacak kadar bunun muazzam bir etkisi var. Cenab-ı Hak onları tutmasa böyle olacaklar. Bu sözün menfi, olumsuz etkisi göklerde ve yerde böyle karşılık buluyor. Bunu Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Dolayısıyla anlamsal büyüklük, gördüğünüz gibi gökleri yeri sarsacak, onları dengelerini bozacak kadar bir etki oluşturabiliyor. Bunun tam tersini düşünelim şimdi. Bu kez olumlu bir anlam, olumlu bir ifade. Kulun Cenab-ı Hakk'a saygısını ifade etmesi. Bu hususta Allah Azze ve Celle'yi rıza ile anması, hükmüne, hayatta ona yaşattığı her türlü hale hamd ederek Allah Azze ve Celle'yi her türlü noksanlıktan tenzih ve tesbih etmesi, Resulullah dedi ki bu gökleri ve yeri dolduracak büyüklüktedir. وَالصَّلَاتُ نُورٌ, hemen peşi sıra namazı andı. Bağlamın içerisinde sakın ha bunlar birbirinden ayrı düşünülmesin diye olsa gerek. وَالصَّلَاتُ نُورٌ, namaz nurdur. Bize önümüzü gösteren يَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, size Cenab-ı Hak öyle bir nur var eder ki onunla yol alırsınız, adeta fener gibi önüne ışık tutar. Kul bu nur ile içi aydınlanır, huzur dolar. Dolayısıyla namaz böyle bir huzuru, böyle bir rahatlamayı, böyle bir dinginliği, sebatı kişiye yaşatan çok önemli bir araç. Deminki ayette okuduk, Cenab-ı Hak namaz dediğimiz bu araçtan yardım almayı, bu vesileden destek almayı, faydalanmayı, yararlanmayı bize emrediyor. Onsuz olmaz. O bakımdan Allah'ın elçisi yer yer bunaldığında, sıkıldığında, ki göğsü daralırcasına Allah Azze ve Celle zaman zaman içinin sıkıldığını ifade etti. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, göğsünün daraldığını elbette biliyoruz onların söylediklerinden ötürü. Çünkü müşrikler, kafirler nahoş sözlerle zat-ı şeriflerini rahatsız ediyorlardı. Ona belli sıkıntılar yaşatıyorlardı. Cenab-ı Hak Resulullah'a da bu sıkıntıların çaresi olarak namazı öğretti. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مَعَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Cenab-ı Hak ona da tesbihatı öğretti. Secde edenlerle beraber secde etmeyi öğretti. O da Allah'ın elçisi Hazreti Bilal'e اَرِحْنَا يَا بِلَال, bizi rahatlat haydi Bilal diye namaz için kendilerini davet etmesini, kâmet getirmesini emrederdi. O bakımdan salatın bizim açımızdan, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah'ın elçisinin bütün ümmete öğrettiği vazgeçilmez bir araç. Kişinin hidayete sarılmasında en önemli bir vesile. وَالصَّلَاتُ نُورٌ,
ve yanı sıra ve sadakatu burhanun, sadaka bürhandır, sadaka bir kanıttır, sadaka kişinin artık başarılı olduğunu görebilmeye başlamasıdır. Cenab-ı Hakk'ın başarılısın dediği ana kadar elbette kimse kendisini garanti göremez. Ama bir bulgudur. İspata dönük, tespite dönük. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah'ın rızasını elde etmek üzere infak edenler ve kendiliklerinden bir tespit olmak üzere. Bu kişinin infak ettiği malcanın yongası, harcadığı Allah Azze ve Celle yolunda, bunları gördükçe biraz biraz kendiyle ilgili ümitleri daha fazla yeşerir. Çünkü bunu yapabildiğini görebilmek, Cenab-ı Hakk'ın kendisini buna muvaffak kıldığını artık görebilmek. Harcayabiliyorum. Yani normalde bu parayı ben kimseye kıymam. وَيُطَيْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ Cenab-ı Hak diyor ki ona duyduğu sevgiye rağmen o yiyecekleri başkalarıyla paylaşıyor. Yahut وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ Malına duyduğu sevgiye rağmen yahut Allah'a duyduğu sevgi hatırına o malı infak ediyor. Başta yakın akrabaya olmak üzere. Dikkat ederseniz burada sevginin muharrik gücü çok belli edilmiş ayetlerde. Ve bunu başarabilmek, kulun buna muvaffak kılınabilmesi öylesine önemli bir kanıt teşkil ediyor ki Allah Azze ve Celle katında Allah'ın Resulü bizi buna muvaffak olmaya bu ifadeyle davet etmiş. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ Hani hayatta neredeyse bir bürhan göreyim kendimle ilgili. Biraz muvaffakiyetimi daha somutlaştırayım, göreyim. Belli ispatlar, ispata dair bulgular ben de yapabiliyorum diye riyadan uzak. Çünkü bunun gizliden yapılabilmesi ve miktar ve boyutlarının önünün açık olabilmesi kul açısından son derece önemli bir fırsat sağlar. O yüzden ki ölen kimse Cenab-ı Hak dedi ki meleği gördüğü zaman birdenbire karşısında diyecek ki لَوْ لَا أَخَّرْتَن۪ي اِلَى اَجَلٍ قَر۪يبٍ Beni birazcık daha ötelesen yakın bir zamana kadar. Çok uzun bir ömür istemiyorum. Bir yıl kadar, ne bileyim 10 sene daha yaşayayım. Hatta 10 gün kadar bile değil. İlâ ecelin garîb. Birazcık öteleme yakın bir zamana kadar. Ne yapabilecek ki birazcık ötelendiği zaman eceli? Gidip binlerce namaz kılamaz. Bir ömürlük namaz kılamaz değil mi? Ama bir ömürlük harcamayı insan dakikada yapabilir. O yüzden onu yapmak istedi. لَوْ لَا أَخَّرْتَن۪ي اِلَى اَجَلٍ قَر۪يبٍ Beni birazcık ertelesen de فَاَصَّدَّقَ Ben de tasadduk etsem وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Ben de salihlerden olabilsem. Bir ömürlük harcayacağını insan bir dakikada bir tuşa basarak efendim milyarları Allah yolunda harcayabilir. Dolayısıyla ispatın bu kadar kestirme, bu kadar güçlü bir kanıtı başka bir ibadet biçiminde yoktur. Dediğim gibi en önemli ibadetlerimizden biri olan namaz bile milimetrik bir biçimde zaman akışına bağlıdır. Hatta o zamana onu güzelce yayabilmek ve teenniyle kılabilmek emredilir. Hayatta onun homojen olması beklenir. Nitekim 5 vakit namaz. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte. Hayatın içerisine homojen dağıtılmıştır. Ama sadaka öyle midir? Sadaka öyle değil. Aniden çok güçlü şeyler olabilir. Dolayısıyla da o sadakatu burhanun güçlü bir kanıta dönüşebilir. Sağlam bir dayanak oluşturabilir. O kişi öyle bir anda böyle bir şey umar. Ama verilir mi o kendisine? Şöyle cep telefonuna girip hesaba açıp da hesabı, banka hesabını bir yardımı bir tarafa aktaracak kadar bir 10 dakika tanınır mı? Tanınmaz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki وَاَنْفِقُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Allah yolunda infak edin. Yoksa birinizin başına ölüm geldiğinde kalkıp da ya Rabbi beni birazcık ötele. Şöyle azıcık bir zaman fazla değil diyeceği an
başınıza gelmeden önce infak edin. Sadaka böylesine bir bürhandır. Kişiyi iyilerden kılar. فَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Ben de infak edeyim, ben de iyilerden olayım. Ölüm tecrübesi ona bunu öğretmiş. Ölümün kıyısındaki bir insanın sorsak tecrübesini bize ne söylemek ister henüz hayatta bulunanlara, neler bize ifade etmek ister desek bunu وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ olan, yani sana onun gibi asla doğruyu onun gibi haber veren bir başkasını bulamazsın dediği, Cenab-ı Hakk'ın kendisi haber veriyor. O tecrübenin sonucu şu, kişiler bir 10 dakika daha imkana kavuşup tasadduk edelim de biz de salihlerden olalım diye iç geçirirler. Bunu delicesine temenni ederler. وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ Sabır ise ضِيَاءٌ yani aydınlıktır, ışığın kendisidir. Kişi sabrederse bu ona ferahlık getirir. Işık gibi o kararan, zorlukların onu neredeyse esir aldığı, perişan ettiği bir anda sabır ona genişlik sağlar. Gözlerine ışık gelir, fer gelir, ortamı rahat görür. Sabır ile kişi zorlukların hakkından gelir. Allah Azze ve Celle sabır ile öyle bir aydınlık sağlar ki zindanda olsa bile yapayalnız tek başına günlerin sayısı nedir? Güneş doğuyor mu, batıyor mu? Bundan bile habersiz kalsa bile Cenab-ı Hak onun aydınlığını yüreğinde yaratır ve o sabır ile kul Allah Azze ve Celle'ye karşı bağlılığını muhafaza edebilir. Dolayısıyla bu araçlar ile bir mümini insanlar kendilerine kul edemezler, edememişlerdir. Hazreti Bilal'i bütün bir Mekke oligarşisi tepesine bindiği halde ve her türlü zulmü reva gördüğü halde sonuç alamamışlardır. Çünkü kul bu araçlar ile Cenab-ı Hakk'a tabirimi caiz görün sırtını dayadı mı Allah Azze ve Celle ona öyle bir korkusuzluk, öyle bir cesaret, öyle bir kıvam nasip eder ki onun kimse belini bükemez. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ Kur'an da hüccettir. Kur'an mutlak kanıttır. Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. İçinde herhangi bir ihtilafın bulunmadığı, herhangi bir yanlışın, herhangi bir tereddütün olmadığı, kulun incelediği, araştırdığı, okuduğu takdirde bu ancak Allah'ın kelamıdır diyeceği mutlak bir hakikattir. Ve kulu bağlar. Öyle bir hüccettir ki kulu bağlar. Diyeceksiniz müminleri mi? Hayır. Müminleri de bağlar, mümin olmayanları da bağlar. Yani Kur'an'ın hücceti müminler lehineyken gayrimüslimler aleyhinedir. Dolayısıyla onların da hükmü, nihai hükmü Kur'an'da mevcuttur. O yüzden başka bir rivayette Allah'ın Resulü buyurdu ki, yani Kur'an hüccettir. Men akamahu emamahu, bir kimse onu önüne alırsa gadehu ilel cennet, onu cennete götürür. Ve men cealehu halfahu, bir kimse onu ardına atarsa, gerisine bırakırsa sakahu ilen nar. Bu kez de yine aynı Kur'an onu ateşe sürükler. Dolayısıyla her kişinin bağı Kur'an'da bağlıdır. İyilerinde, kötülerinde, müminlerinde, kafirlerinde. Sadece bu bağın hangi biçimde olmasına kişi iradesiyle kendisi karar verir. Önüne alırsa bu kez Kur'an'a, Allah'ın kelamına duyduğu tazim ile onu rehber edinmesi dolayısıyla اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ Onu en güzeline, en doğrusuna bu hayatta iletir ve ahirette güzel bir akibete kavuşturur. Ama beğenmez, sırtını döner, hayata seküler dalmak isterse Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını saymak, dikkate almak gibi Allah'a Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğunu sahiplenmez ise, kendi başına buyruk olmak isterse olamaz, Kur'an'a olan bağı kopmaz. Bu kez Kur'an onu hem dünyadaki huzursuzluğuyla mahkum eder. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا
Kur'an hükmüdür ve onu gelir yakalar. Cenab-ı Hakk'a hayatında yer vermeyen kimseyi Allah Azze ve Celle bu Kur'an hükmüyle hayatı ona dar eder. Demiyoruz fakir eder, imkansızlıklardan onu mahrum eder. Hayır, olabildiğince imkanlarına rağmen hayatı danka olur, sıkıntılı olur. Olanca imkanlarına rağmen hayatı tatsız tutsuz olur. Cenab-ı Hak onun keyfini, huzurunu, kıvancını yok eder. Değil mi ki o Cenab-ı Hakk'ı bilip nimetin sahibi olarak tanımak istemiyor. Allah Azze ve Celle de o verdiği nimetlerin onda tadını, tuzunu bırakmaz. Bu Kur'an hükmüdür, Allah kelamıdır, yere düşmez. Dolayısıyla kimse Kur'an'dan bağını koparamaz. Yani kimse Cenab-ı Hakk'ın hükmünün dışına çıkamaz. Kur'an'ı gerisine alan da bu kez Kur'an hükümleri onu çeker, sürükler, sakahu ilennar, ateşe götürür. Dolayısıyla Kur'an hüccettir. Vel Kur'anu hüccetun. Leke ev aleyke. Lehine yahut aleyhine. Ama her halükarda senin için bir hüccettir. Artık senin lehine mi olsun istiyorsun, aleyhine mi olsun istiyorsun, o senin iradene, serbest tercihine bağlı. Zaten hayatı da bunun için yaşıyorsun. Kullun nâsi yagdû. Bütün insanlar sabahlar. Bütün insanlar sabahlar. Herkes hayatın imkanlarıyla sabaha kavuşur. Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle gözünü açar. Ama adımını attığı andan itibaren sokağa febâ'i'un nefsehu, kimi herkes kendisini satar. Febâ'i'un nefsehu, her kişi kendisini bu hayatta satar. Yani sahip olduğumuz bir fert olarak bir sermaye vardır ve biz bu sermayeyi öyle ya da böyle satarız, yani kaybederiz. Kimimiz bu sermayeyle karşılığında kendimizi azat edecek bir sonuç elde ederiz ve muattikuha ev mu'biquha, yahut onu esir edecek, onu köleleştirecek bir sonuca kavuşuruz. Bazı insanlar kendilerini Allah Azze ve Celle'ye satarlar. Allah Azze ve Celle de onlara o özgürlüğü nasip eder. Artık onlar hiçbir kula boyun eğmezler. Allah Azze ve Celle'ye o ettiğin bir secde var ya, seni binlercesine secdeden kurtarır. Kulun özgürlük makamıdır. Cenab-ı Hakk'a kulluğu, kulun eşyaya kulluktan, nesneye kulluktan, etrafa, çevreye kulluktan, insanlar nedere kulluktan, karizmaya kulluktan, her türlü kulluktan kulu azade kılıp ona muazzam bir özgürlük kavuşturur. Artık onu siz kaybedecekleriyle korkutamazsınız. Çünkü Cenab-ı Hak katında kazanacaklarını hedeflemiştir. Bunlar kendilerini azat edenlerdir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Allah Azze ve Celle buyurdu ki insanlardan öylesi var ki Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu, rızasını elde etmek üzere kendisini satıyor. Varlığını satıyor, canını satıyor, malını satıyor. Yeter ki Allah Azze ve Celle razı olsun diye. Cenab-ı Hak onları böyle övdü. Bunlar da kendilerini satan kimseler. Ama Allah'a satıyorlar. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Alıcısı var mı? Alıcısı Allah Azze ve Celle. Ve aldığını, müşteri olduğunu, talipli olduğunu ifade eden yine Allah Azze ve Celle. Buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى. Muhakkak ki Allah satın almıştır. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ, müminlerden, اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ, mallarını ve canlarını, bir enne lahumul cenne, her alışverişte bir karşılık olur, satılan şey olur, satılan şeyin karşılığında alınan şey olur. Cenab-ı Hak onlara neyi verdi? Onlardan satın aldığının karşılığında cenneti verdi. Demek ki Allah Azze ve Celle katında iman eden kulun Cenab-ı Hakk'a hamd etmesi, amelleri ve o dünya hayatındaki güzelim saygı dolu yaşayışı cennetten, o sonsuz cennetten daha değerlidir. Çünkü satın aldığı şeyi
uğruna verdiği şeyden daha değerli bilir. Allah Azze ve Celle verdiği cennettir, aldığı ise kulların malları ve canlarıdır. Allah Azze ve Celle öylesine kıymetlendirmiş, öylesine onu mühim ve değerli bulmuş demek ki. Dolayısıyla demin okuduğumuz hadiste veya henüz okuduğumuz hadiste Allah'a olan hamdin ve senanın ve tesbihatın gökler ve yer dolusunca mizanı doldurduğunu buradan anlayabiliriz. Bu kadar Cenab-ı Hakk'ın katında değerli ve kıymetli, çünkü Cenab-ı Hak karşılığında bu ebedi cennetleri onlara ihsan ediyor. Satın alan Allah Azze ve Celle'dir. İnna Allaha iştara. Satansa müminlerdir. Mallarını ve canlarını sattılar. Resulullah'ın ticarette şöyle bir anlayışı vardı. Satın aldığı kişiye ondan satın aldığı metayı göstererek, biz bu metayı daha değerli bilip cebimizdeki parayı bunun uğrunda harcadık. Yani paradan feragat edip daha değerli bildiğimiz bu metayı, bu ürünü aldık. Sana göre de bizim sana verdiğimiz para daha kıymetliyse, sen bu ürünü bize o yüzden veriyorsan bu ticareti akdedelim, yani sonuçlandıralım. Dolayısıyla her iki taraf razı olsun ticarette. Her iki taraf razıdır. O yüzden Cenab-ı Hak ticareti an taradin minkum, karşılıklı rıza üzerine tarif eder. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin müminlerden satın aldığına da bakarsak, müminler canlarını ve mallarını Allah Azze ve Celle'nin rızasını ve vaat ettiği cenneti daha değerli buldukları için mallarını ve canlarını bu uğurda harcayan kimselerdir. Cenab-ı Hak ise kulların, müminlerin mallarını ve canlarını daha değerli bulduğu için onlara sonsuz cennetleri bu uğurda hibe eden, lütfeden Allah Azze ve Celle'dir. Bu ne büyük bir alışveriş, bu ne büyük bir beyat. Bu beyatı Akabe'de gerçekleştiren Ensar, Resulullah'tan o güzelim karşılığı, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennetleri duyunca dediler ki, لَا نَبِيعُ لَا نَقِيلُ وَلَا نَسْتَقِيلُ. Biz vazgeçmeyiz, sen de vazgeçme, bunu sürdürelim, sen Medine'ye gel, bizler Rabbimizin rızasına ve cennete yürüyelim. Bu bakımdan hayata adım atmak, sahneye adım atmak gibidir, sınav sahnesine. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُ, herkes sabahlar. فَمُعْتِقُهَا, kimileri kendilerini azat eder, özgürleşir. Ve Allah Azze ve Celle ile ebedi manada sevgili olurlar. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. رَضِيَ anhum ve وَرَضُوا anhu, Allah onlardan razı olur, onlar da Allah'tan razı olurlar. Böylelerini hayatta hiçbir kınayıcının kınaması aldırmaz. Özgürlük buradadır. لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Cenab-ı Hak dedi ki onlar hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmazlar. O bakımdan bu özgürlüğe kavuşmak, Cenab-ı Hakk'ın rızası uğruna her şeyden vazgeçmekle mümkündür. Elinde vazgeçemeyecekleri şeyler olan kimseleri şeytan ve şeytanın askerleri gelir bulurlar. O vazgeçemeyecekleri şeyler üzerinden onları tehdit edip kıskıvrak boyun eğdirirler. Ve böylece bakmışsın, kimisi kaybedeceği dünyadan korkarak, kimisi kaybedeceği karizmadan korkarak, kimisi kaybedeceği maldan, kimisi kaybedeceği işten ve benzeri korkarak Allah Azze ve Celle'nin hidayetinden, onun rızasından, ona olan bağlılıktan ödün vermeye başlarlar. Böyleleri de adım adım köleleşirler. İşte hadisin sonundaki اَوْ مُوبِقُهَا, yahut kendisini esir eder, köle eder başkalarına. Bakmışsın patronun kölesi olmuş, bakmışsın amirin kölesi olmuş, bakmışsın kendi malının kölesi olmuş, yahut kendi arzularının, heva ve hevesinin kölesi olmuş. Bunları o kadar yüceltmiş ki Allah Azze ve Celle'nin emri geride kalıyor, bu açılardan beklentilerini önceliyor. Dolayısıyla da adım adım Cenab-ı Hakk'ın rızasından böyle kimseler uzaklaşır ve o vazgeçemedikleri şeylerin esaretinde kalırlar. Bir gün gelir, o hiç vazgeçemedikleri,
uğrunda Cenab-ı Hakk'ı bile geri plana attıkları şeyleri Cenab-ı Hak ellerinden alır. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاهِهِمْ مِنْ قَبْلِ Öncekilerde yapıldığı gibi Cenab-ı Hak dedi ki o tutkuyla bağlı oldukları şeyler ile onların arasındaki bağı kaldırırız. Böylece o tapu artık onun üzerinden kayda düşülür. O çok gözünde büyüttüğü, uğruna bir ömür harcadığı, uğrunda Cenab-ı Hakk'ın rızasından bile vazgeçtiği şeyler, mallar, mülkler, sevgililer, canlar, cananlar her ne varsa Cenab-ı Hak onları da ona yar etmez, onlarla onun arasındaki bağ da koparır. Böylece hayatta varlığını adadığı ve kendisini harcadığı halde karşılığında eline hiçbir şey geçmez. İşte bunlar bütün bütün kaybeden kimselerdir. اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَ Hem kendilerini hem bütün mallarını ve sevdiklerini kaybetmiş olanlar. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَ Hem dünyayı hem ahireti kaybetmiş olanlar. Bu korkunç ve bedbaht akibetten Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Dilerim Allah Azze ve Celle bir sonraki programda buluşmayı bize nasip eder. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.